Aslında dün söz edecektim ama bu sabaha bıraktım. Neyi söyleyeyim? Sevilay Yılman'ın HABERTÜRK internet sitesinde web sayfasında yayınlanan yazısını, KHK'larla ilgili yazısını. Gerçekten kendisini ziyarete gelen KHK'larla yaptığı görüşmeyi öyle bir anlatmış ki yürek yakacak kadar acı ve hatta o insanlar adına kahredici. Yurttaşlarımız, yüz binlerce yurttaşımız cezaevinde ya da yüz binlercesi cezaevinin dışında açık cezaevinde. İşsiz, açsız, işe alınmıyor. Çünkü üzerlerine aynı vebalı gibi bir damga vurulmuş. KHK'lı. Yani kanun hükmünde kararnamelerle işten kovulmuş olanlar. Yargılamasız, yargılamasız, hiçbir yargılama olmadan. Müdürleri, amirleri, kimler şeyler. Bu, bunlar, şunlar, bunlar FETÖ'cü. Bunlar Asya, Bank Asya'ya para yatırdılar. Bunlar Bank Asya'dan para aldılar falan diyenilerek işlerine son verilenler. İçlerinde hiç mi cemaatte yer almış ya da yani cemaate gönül vermiş diyelim yahut da hiç mi yoktur? Olabilir. Neden olmasın? Ne sakıncası var? Demokratik ülkelerde cemaatler, tarikatler sakıncası yoktur. Eğer cemaatler ve tarikatler başı boş bırakılmışsa suç devletindir. Yani siyasal iktidarlarındır. Yani emniyetindir. Demokrasiler başıboşluk rejimleri değildir. Demokrasiler hukuk devletleri denetim rejimleridir. İnsanları özgür bırakırsınız ama denetimsiz bırakmazsınız. İnsanlara asla müdahale etmezsiniz. Asla. Ama denetim üzerlerindeki denetimi de asla eksik bırakmazsınız. Canlarım benim, eğer cemaate üye olmak, ki cemaat dediğiniz şeyin üyesi olmaz. Cemaat bir anonim şirket değildir. Cemaat bir dernek değildir. Cemaat bir vakıf falan da değildir ki gidip üye olasınız. Hayır, cemaatlere gönüllü üyelik vardır. Yani resmi ben sana üye oldum diye getir ikametgahını, getir ihyar kağıdını denilmez. Cemaatler böyle dini topluluklardır. Genelde dini topluluklardır. Yok eğer bu KHK ile işlerinden atılanlar, cezaevine konulanlar sırf bir dini cemaate gönül verdikleri için hatta maaşlarının belirli bir bölümünü o cemaatin yaptığı ve hizmet olarak algıladıkları işlere harcansın diye verdikleri verenlerden oluşuyor ise o insanlarsa bunlar o zaman Fettah Tamince niye dışarıda? Fettah Tamince cemaate gönül veren, cemaate aylık maaşlarından 50 lira, 100 lira ya da 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 15 dolar ödeyenlerden daha mı az yardım etti cemaate, hizmet hareketine? Yok, milyonlarca dolara yardım ettiğini hepimiz biliyoruz. Devlet de biliyor, bütün dünyada biliyor. İyi ama Fettah Tamince dışarıda, Fettah Tamince Cumhurbaşkanı tarafından tatip ediliyor. Kendisine yurdumuzu tanıtması için, ülkemizi tanıtması için görevler veriliyor. Diğer tarafta boydaklar cezaevinde. Peki boydakların terör örgütü üyesi olduklarının kanıtı ne? Efendim neymiş, hizmet hareketine zamanında para alışveriş yapmışlar. Boydaklar ne yapmış? Boydaklar özür dilerim boydaklarda. Fettah Tamince ne yapmış? Fettah Tamince gönül alışverişi mi yapmış? O daha büyüğünü yapmış. Hem de 17-25'ten sonra Zaman Gazetesi'nden büyük çapta hisse satın almış. Gülen cemaatine olan yakınlığını hiçbir zaman saklamamış. Ama benim mi kafam almıyor yoksa birileri inadına mı yapıyor bilmiyorum. Bir de şöyle bir iddia var ki komplo teorisi de olabilir benim penceremden bakıldığında. KHK'lıların hemen hemen hepsi CHP'li. Çok komplo teorisi kokuyor. Kaldı ki tekrarlıyorum, CHP'li olsa ne olur? O daha da berbat aslında bakarsanız. Ama benim penceremden bakarsanız
cemaate gönül vermiş, zamanında cemaat olan, dönemin başbakanının bile liderine dön artık da bu hasret bitsin diye yalvardığı bir cemaate gönül vermiş. Maaşından da birkaç kuruş vakfetmiş o insanları işten atmak, cezaevine koymak ne haddimize? Canlarım, demokratik hukuk devletlerinde kurların yanında yaşlar yakılmaz. Aksine yaşlar yanmasın diye belki de yanması gereken kurular bile yaşların yerine konur. Biliyorsunuz hukuk devletlerinde bir tek masumun cezalandırılmasındansa 10 suçlu olma şüphesi olan kişinin serbest dolaşması tercih edilebilirdir. Neden? Devlet önünde sonunda gerçek suçluyu bulacaktır, bulmalıdır. Çünkü kural bu demokrasilerde, hukuk devletlerinde. Eğer emniyetiniz doğru çalışıyorsa, eğer yargınız dürüst, ahlaklı, temiz çalışıyorsa zaten gerçek suçlu bulunacaktır. Ama diktatör rejimlerinde, despotizmde, despot liderler tarafından yönetilen ülkelerde bir suçlu özgürlüğüne kavuşmasın, dışarıda rahatça gezmesin diye 1000 masum yakılır. Öyleydi Hitler döneminde, öyleydi. Mussolini İtalya'sında öyleydi. Franco İspanya'sında öyleydi. Dünyanın bütün faşist diktatörlerinin dönemlerinde insanların masum olup olmadıklarına bakılmadan suçlu olabilirler şüphesiyle hapse atılırlardı. Türk halkı isterse bir kişi bile olsa bunu hak etmiyor.